Yazdım mı? Hicran nerede? Gönderdim ekmek almaya. Ne diyorsun? Ne diyeceğiz Cemal Bey Hicran için? Bakarız. Cemal Bey'i iyi tanırız. Nazife kefil. Çocuk da düzgün birine benziyor Allah için. Durumu da iyiymiş. Bir düşüneyim. Sait, neyini düşüneceksin? Ya evlenince Hicran'ı Amasra'ya götürecekmiş. Götürsün. Sen de beni Adapazarı'ndan getirdin. Ne olmuş? Ya sen de amma telaş yaptın bu işi ya. Duyan da kız evde kaldı zannedeceğim. Daha onu çok isteyen olur. Hicran'ın işi var, çalışıyor. Zanaatı var. Yaptığı iş erkek işi Sait. Biliyorum ben sana bir erkek evlat veremedim. Ama olmadı. Allah vermedi işte, ne yapayım. Ya bir şey mi dedik? Takdir ilahi işte. Elleri hep yara bere içinde biliyor musun? Canı çıkıyor oraya buraya tırmanmaktan. Ya ben mi dedim? Kendi istedi. Bak birkaç seneye kalmaz o kaynak makinesi midir, havya mıdır, nedir o alet yüzünden gözleri akmaya başlayacak senin gibi. Bir an evvel ev temizlemesini, koca geçindirmesini öğrenmesi lazım. Yoksa kimse almaz büyümüş onu. Ama haklısın kadın. Sen de haklısın. Hicran erkek değil. Her cinsin kendi tabiatına uygun bir kalıba girme şartı var hayatta. Günaydın. Gel, otur bir şeyler ye. Yok, ben sabah erken kalktım, yedim, afiyet olsun. Yüzlerce balık çiftliği bulunuyor. Ülkedeki balık üretiminin 1/5'i bu çiftliklerden sağlanıyor. Şu anda sektörün öncü isimlerinden Recai Kutlu'ya ait kıyıdan 3 kilometre uzaklıkta balık çiftliğine gidiyoruz. Recai Bey, bu balıkları hangi ülkelere satıyorsunuz? Akdeniz havzasında Güney Kıbrıs, Yunanistan, Tunus gibi ülkelere satıyoruz. Dubai ve Mısır'dan da talep var. Bu da ihracat alanımızın giderek genişleyeceğini gösteriyor. Bu doğrultuda taşıma filomuzu geliştirmek için yeni yatırımlar yapacağız. Ağa çekelim. Ağa çekelim Mustafa abi. Balıklar kaçar. Kaçacaklar zaten. Tam da Recai Bey'in geleceği zamanı buldu. Allah kahretsin. Ne oluyor ya? Ne bu telaş? Ağda yırtık var herhalde Sinan Bey. Balıklar denize kaçıyorlar. Davişler nerede? Vardiya değişimi. Öncekiler gitti, sonrakiler daha gelmedi. Yapma ya.
Tut bakayım şunu. Ne? Sinan Bey, yanlış anlamayın ama dalgıçları beklesek. Ya başınıza bir şey gelirse? Peki ya Recai Bey dalgıçlardan önce gelirse? Öyle anlaşılıyor ki ülkedeki balık üretimi hem Türkiye'de hem de çevre ülkelere büyük bir ekonomik hareketlilik kazandırıyor, değil mi? Elbette, elbette. Sadece bu balıkçılığımızda 1300 işçi istihdam ediyoruz. Üretimimizin büyük kısmının ihracata yönelik olduğu düşünüldüğünde sektörün öneminin Orta Doğu ve Akdeniz için giderek artacağını söyleyebiliriz. Canavar saldırmış. Ağı parçalamış. Ben ilk müdahaleyi yaptım. Gerisini dalgıçlar halleder. Ayhan zıpkını ver bana. Recai Bey, burada da birkaç bir şey konuşalım. Tabii olur. Tamam. Sercan. Burada da konuşacağız. Yalnız arkadan balık çiftliğini görelim, tamam? Nerede duralım biz? Siz şöyle geçin. Şöyle, buyurun. Murat, gel yanıma. Ben gelmeyeyim Recai Bey. Hayır, gel diyorum. Yüzün görünsün biraz. Tamam mı? Kayıt. 3, 2, 1. Şu anda arkamızda gördüğünüz balık çiftliğinde... Kestim. Şurada arkada adamlar var. Görüntüyü bozuyorlar. Hey! Ne oluyor orada? Bir aksaklık oldu da. Kaptan. Ne aksaklığı? Bir kaza. Kaza mı? Ne oldu ki? Kalabalık saldırmış. Ağlayıp başlamış. Hay aksın. Peki Sinan nerede? Söylesene oğlum, Sinan nerede? Ne işin var senin orada? Canım balık çekti. Oğlum çok büyük bu be. Tek başına yiyemezsin onu. Birlikte yiyeceğiz tabii ki. Var ya bunun buğulaması öyle efsane olur ki. İyi fikir. Benim de zaten akşam sizlerle konuşacaklarım vardı. Ağdaki yırtık ne oldu? Ben ilk müdahaleyi yaptım. Gerisini dalgıçlar halleder artık. Hadi yemekte görüşürüz. Kaçıklıkları, zıpırlıkları var ama bu çocuğu bunun için bulunduruyorum yanımda. Cesur iş bitireceğim. Murat, Gale'ye telefon et. O da yemeğe gelsin. Tamam. Şunları da gönder. Sıkıldım. Leziz. Hakikaten öyle. Bu da size nişan hediyem olsun. Daha da bir şey beklemeyin artık. İyi valla. Düğün hediyesini de bedavaya getirdim. El emeği oğlum bu. Para versen bulamazsın. Ben pek el becerim olmadığı için nişan hediyenizi parayla aldım çocuklar. Kusuruma bakmazsınız inşallah. Bu boğazın en güzel yerinde ellerimle bir yalı inşa edemezdim sizin için. Mecburen satın aldım. Çok beğendiğim bir yalı vardı. Yoksa? Evet, evet. O yalıyı size nişan hediyesi olarak aldım. Çok teşekkürler baba. Saltanatın buraya kadarmış dostum, bak unutuldun. Thank you.
Evet. Hediyemi beğendiniz mi bakalım? Ben çok beğendim. Çok güzel. Durumu gayet iyi. Durumu çok iyi. Temiz. Biraz düzenler, dekore ederiz. Doğru. Ben özellikle dekorasyonu yaptırmaya kalkmadım. Artık siz kendi istediğiniz gibi yaparsınız. Teşekkür ederiz baba. Güle güle oturun. Yerleri mermer yapalım. Merdivenler ahşap güzel, yenilenir. Trabzanlar içinde pirinç başlıkları olur. Hiç kimseyi öpemem. Kimse içten öpmedikçe. Ah hey hey hey. Bence burada tadilat yapmayın, eşya falan da koymayın. Böylece kalsın. Nedenmiş o, sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Nedenmiş o? Çünkü ses güzel yankılanıyor. Böyle kuru bir hamam gibi. Siz şimdi oturduğunuz yerde oturun. Ne zaman canınız şarkı söylemek ister, gelir şarkınızı söylersiniz. Ayrıca benim evde buraya yakın, gelir bir de kahvemi içersiniz. Ha? Sen buralarda mı oturuyordun? Bir sokak arkada. İyi. Dekorasyonu da yapılınca yalının bütün güzelliği ortaya çıkar. Ama bu güzelliği taçlandırmak lazım. Yani? Vitray. Yalıyı güneşin 7 rengiyle boyayın. Camın büyüsüyle. Şahane. Harika bir fikir, değil mi aşkım? Sen öyle istiyorsan. İstiyorum. Eğer kararınız kesinse bu işin erbabına gideceksiniz. Tanıdığın biri mi var? Var tabii. Adı Sait. Sait Usta. Yıllar önce ona bir vitray yaptırmıştım. Gerçek bir sanatkar. Onu bulun ve işi ona verin. Bu adamı bulalım. Tamam. Atölyesi Eğrikapı'daydı bir zamanlar. E o zaman gidip bir Eğrikapı havası alalım ha? Ben şey diyecektim. Hani şimdi bizim bir mesele var ya. Doğru düz konuşsana. Yani kamyon var ya. Kamyoncu. Baba benim fikrime göre. İşe gidiyoruz kızım. İşimizi düşünüyormuşum. Doğrudur. Sait Usta'nın atölyesi burası. Ama şu anda kendisi burada yok. Ya bizim ona acilen ulaşmamız lazım. Nasıl yapsak? Cengiz! Cengiz oğlum, hele bak buraya Cengiz. Beni mi çağırdın Cemal abi? Cengiz, sen Sait Usta nerede biliyor musun oğlum? Ha şey, Beyoğlu'ndaki büyük kilisede iş almıştı. Oraya gitmişti. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ ol. Bak o kırmızı biraz açık kaldı. Onu biraz koyultalım. Bundan sonraki katı öyle düşünelim, tamam mı? Tamam. Hadi ben aşağı iniyorum, ikindi yıkılacağım. Sana da bir açık renk boya göndereceğim asansörle. Tamam.
Oğlum yavaş git biraz ya. Acele ediyordun. Saçın bozuluyor. Yok yok, acele edelim biz. Ne olur ne olmaz. Şimdi Sait Usta'yı falan bulamayız. Vitraysız kalırsınız. Lale kızar, küser. Mutluluğunuz gölgelenir. Sen eğlen bakalım, eğlen. Yok, ciddiyim ben. Mutluluk öyle kolay bulunan bir şey değil oğlum. Böyle bacağından tuttun mu bırakmayacaksın. Ne güzel işte bak, böyle vitray vitray pencereleri olan bir evde oturacaksın. Bu senin çocukluk hayalin değil miydi? Tabii tabii. Tabii canım. Çocukluk hayalim. Ya gördün mü bak. Oğlum ben evi modern döşemek istiyordum ya. Nereden çıktı şimdi bu vitray işi? Vitray sanattır oğlum, sanat. Heh, sen de çok anlarsın ha. Çok anlamam. Gerçi biraz anlarım. Yetiştirme yurdundayken bir adam bize kurs verirdi. Renk renk camlar getirirdi. Tablolar yapardık, mozaik gibi. Öyle işte, ağaçlar, kuşlar, kül tabloları falan. Sonra da o kül tablolarını kafamıza gözümüze fırlatırdık. Her yerimizi yarardık. Öyle yani. Vay vay vay. Vallahi böyle bir şey göreceğimi hiç beklemiyordum ha. Sait Usta neredeymiş? Şurada bir çocuk var, sorsana. Oğlum bir baksana. Şşş. Baksana bir. Sağır mıdır nedir? Aslanım bir bak bakayım. Koçum. Oğlum aşık mısın? Nesin ya? Duymuyor musun? Salak galiba. Ya biz Sait Usta'ya bakmıştık. Sait Usta. Buyurun. Benim. Ne istemiştiniz? Merhaba usta. Bizi Recai Bey gönderdi. Sana ondan ulaştık zaten. Recai Bey? Bir iki sene önce evine vitray mı ne yapmışsın? Recai Bey. Recai Kutlu. Ha. Bildim. Ne vardı? Şimdi bizim bir yalı var, ona vitray yapılacak da. Müsait misin? Nedir durumu? Vallahi şu ara elim çok dolu. Siz nasıl bir şey istemiştiniz? Vallahi usta sizsiniz yani, gelip bir bakın. Siz neyi uygun görürseniz biz ona uyarız. Yani acele etmenize de gerek yok. Hani bizim öyle bir acelemiz falan yok. Siz ne zaman müsait olursanız biz sizi bekleriz. Sait Usta, pencereler için istediğin camları getirdim. Yalnız birazcık acele edelim, sana zahmet. Araba biçimsiz bir yer. Neredeydi bu yalı? Emirgan'da. Gelir bakarım. Ne zaman? Müsait olduğum zaman. Ben size bir kartımı vereyim. Siz müsait olduğunuzda beni ararsınız. Beraber gider bakarız, olur mu? İşin bittiğinde dükkana gitsen. Beni bekleme. Eşyaları yarın toplarız. Gel bakalım. Gel de gözün vitray görsün. Bak. Çok acayip oğlum. Bak bak şu desene bak bak. Ya. Yalnız bir şey diyeyim, bayağı zor iş ha. Evet. Şuraya bak be. Her yeri yapmışlar. Ne emek var ya. Lan.